Efendim canım. Jüle merhaba, nasılsın? İyiyim canım, bugün koşturmalarım var biraz. Ne oldu? Yıldız yanımda, seni de hoparlöre aldım. Peki, herkese merhaba. Jüle, bundan sonra seninle görüşmeyeceğimi söylemek için aradım. Bugüne kadarki dostluğun ve hayatıma kattığın her şey için sana teşekkür ederim. Ama Yıldız benim için her şeyden önemli. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sen de. Selam. İyiyim, sen? Uzun zaman oldu. Müsaitsen yanına gelmek istiyorum. Yardımına ihtiyacım var. Tamam, birazdan sendeyim. Tamam mı? İstediğin oldu mu? Bundan sonra Jüle'yi asla görmeyeceğim. Yıldız, sen benim için çok önemlisin. Sen Jüle'yi hayatından çıkar demedin bana. Çıkardım işte ben de. Üstelik senin yanında konuştum. Ben de hemen inandım. Nedir yani benden beklentin? Yeniden bir arada olmak, aile olmak. Ender'den boşandığın çok sevgili arkadaşınla alakanı kestin. Ben de hemen kabul edeceğim, öyle mi? Yıldız, öyle konuşmuştuk. Her şey bitmiş yani. Bana döndün. Oh, ne âlâ ya. Ne güzel bir hayatım var. Yıldız, her şey senin için bitti. Ben seni seviyorum. Ve yeniden evlenmek istiyorum. Ben de yiyip yiyip kül almayayım istiyorum ama öyle olmuyor. Her istediğimiz olmuyor bu hayatta. Ben Jüle'yle dostluğumu bitirdim senin için. Evet, öyle sağlam bir dostlukmuş ki tek telefonla bitti. Bir kere daha anladık dost olmadığınızı. Benim kalbimde bir tek sen varsın. Düşüneceğim Doğancığım. Neyi düşüneceksin? Beni isteyen tek kişi sen değilsin yani. Bir sürü aday var. Benim için doğru olanı seçeceğim. Ne gülüyorsun? Tamam tamam, sen düşün. Tercihini yap. Biz arada görüşürüz zaten. Tamam. Özgüvene bak ya, kıkır kıkır gülüyor. Gencim, güzelim, taş gibi kızım işte. Beni de isteyen olur. Gencisin, güzelsin ama aklın bir karış havada. Ya sen beni delirtecek misin? Ben seni ne yapayım? Anne, yine mi kapı dinledin ya? Kapı dinlemekten artık kapıya benzemeye başladın. Yıldız, bu salonda kapı mı var acaba? Merdivende durdum. Merdivene yatıp beni dinlediğini, bu iştenlikle söylediğin için seni tebrik ederim. Bundan sonra bakarım merdivene. Beni gerçekten çıldırtıyorsun. Adam gelmiş, sana yalvarıyor. Sen hala yok seçim, yok tercih. Ne diyorsun acaba? Anne, bir tarafları kalkıyor. Of ya. Allah Allah. Beni çıldırtıyorsunuz iki kız. Gerçekten. Bak, çok sinirlerim bozuluyor. Sen git evlen herkesle o zaman. Ayrılmış Ender'inden, Julia'sından. Hadi birlikte olma zamanı diyor. Ama ablacığım, sen öyle istedin. Yani ayrıl gel dedin. Öyle dedim de yani hemen ben de sana koşa koşa döneceğim demedim. Ya o da bir mantık tabii, haklısın, ne diyeyim. Ona dedim ki, benim dedim bir sürü adayım olabilir, sen dedim sıranı bekle, hemen güldü. Hangi adam? Bana talip olan var biri. Tanışacağız. Ne diyorsun ablacığım ya? Ya ne var ya? Gencim, güzelim, beğenmezler mi beni ya? Çıkar mutlaka talibim yani. Şu anda tanımıyorum ama. Ay tamam canım, tabii ki beğenirler seni de yani şu anda var mı biri yok. Tamam, Doğan bunu biliyor mu Zeynep? Bilmiyor o zaman. Ay biliyordur, o seni takip bile ettiriyordur. Neyse Zeyno, bizim seninle birazcık hareketlenmemiz lazım. Ne tür bir hareket? Yani mesela genciz, güzeliz, bir gece dışarı falan çıkalım ya. Bütün gün evde oturuyoruz. Anneme bunu böyle söylemeyeceksin değil mi? Anneme bir şey sallarız, önemli değil. Bak, biz güzel, gezelim, bir üstümüzdeki şu rehaveti bir atalım ya. Şu dul kadın psikolojisinden çıkalım. Sen ne zaman boşanıyorsun? Bir hafta sonra. E tamam, seni de kutlayacak çok şeyim var, tamam mı? Çok ünlü bir kulüp var, çok popüler. Herkes oraya gidiyor, mutlaka oraya gidelim. Gidelim. Aferin kız Zeyno. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.